Saatlerce dinmeyen yağmur dereleri taşırdı. Sokaklardaki su seviyesi 1 metreyi aştı. Araçların seyrettiği cadde ve sokaklardan bu kez botlar geçti. Adana'da afete karşı kriz masası oluşturuldu. Mağdur kaldık, mağdur. Evin içi eşyalar hep gitti valla. Adana'nın neredeyse tamamı su altında. Kanal taştı, sokaklardaki su seviyesi 1 metreye yükseldi. Caddelerde araçlar yoktu, botlar yürüdü. Adana'yı vuran sağanak henüz dinmedi. Yağış durmaksızın düştü, şehir merkezi sele teslim oldu. Sağanak gece saatlerinde hızını artırdı. Yeşil Bulvar'daki sulama kanalı taştı, Kozan Caddesi sele teslim oldu. Sağanak Yüreğir ilçesine sert düştü. Sokaklarda 1 metreye yakın su birikti. Evlerinde mahsur kalan 9 kişi botlarla kurtarıldı. Sağanak Sarıçam'ı esir aldı. 5 kişinin selden kurtarıldığı bölge yine suyla doluydu. Cezaevi aracı yolda ilerlemekte güçlük çekti. Mahkumların imdadına Cankur ekipleri yetişti. Cezaevi arabasını çıkardık. 13 mahkum, 6 cezaevi görevlisi. Afet nedeniyle kentte kriz masası oluşturuldu. Ege Bagatur Bulvarı'ndaki köprü çökme tehlikesiyle kapatıldı. Belediye ekipleri sabaha kadar mahallelerde kurtarma çalışması yürüttü. Çalışmalara Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. PTT Evleri Mahallesi'nde 75 kişi kurtarıldı. İmamoğlu Adana Karayolu'nda çökme meydana geldi. Sel Kadirli Adana yolunuysa ulaşıma kapattı. Seyhan ilçesinde çadırda mahsur kalan mülteciler taziye evine yerleştirildi. Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde eğitim tıpkı 24 Aralık'ta olduğu gibi 25 Aralık'ta da yapılamadı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TGRT Haber canlı yayınına konuk oldu. Sağanaktan etkilenen ilçe sayısını açıkladı. 7-8 ilçe etkilendi. İlçelerimizin tamamı, merkez ilçelerimizin tamamı etkilendi ama en çok etkilenen Yüreğir ilçesi tabii. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. 4 merkez ilçede yaklaşık 250 kilogram civarında metrekareye yağmur düştü. Vatandaşlarımız da çok şükür can güvenliğinde bir problem yok. Evlerdeki hasarlar varsa hasarlar tespiti yapılıyor. Adana merkezini sel alırken kuzey ilçeleri kara teslim oldu. Tufanbeyli, Saimbeyli ve Peke ilçeleri beyaza büründü.